Burada ile önce kaldığımız noktalardan tabii XRP değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ve genel olarak XRP coin'in durumuna, vaziyetine göz atmaya devam edeceğiz diyebilirim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Tabii ki izleyen herkes bunları gerçekleştirsin. Bunu da rica etmeden geçmemiş olalım. Bunları yapalım lütfen. Dediğim gibi beğenip abone olalım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese durum bu şekilde. İstiyorsanız tabii Facebook üzerinden takip edebilir veya katıl üyesi de olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Onları da hatırlatmış olalım tekrardan. Onların linki de, yani her ikisinin linki de yine açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunmaktadır. Evet. Son videoyu istinaden, dediğim gibi, bu Kamala Harris'i destekleme meseleleri. Adamlar, yani Ripple tarafı, onlara tabii şu anda destek veriyor. Bu yine de çok büyük bir ihtimalle, o videoyu izleyebilirsiniz bu arada. Bu çok büyük bir ihtimalle yine de Trump kazanacak. Açıkçası Trump'ın kazanması zaten daha iyi olur, her ne kadar pek fazla netice değişmeyecek dahi olsa. Bu daha, yani dediğim gibi, bu biraz daha iyi olacaktır. O şekilde ifade etmemde fayda var. Çünkü daha inovatif olur. Yani hiç değilse yenilik olacaktır. Ben daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Yine bunlar nüans farklarında sınırlı kalacak. Olsa da haberiniz olsun. Özellikle tabii Trump geldikten sonra muhtemelen yeni şey olacak olan kişi, seç başkan olacak olan kişi de biraz daha, nasıl diyeyim, biraz daha piyasaya yakın olacaktır. Dediğim gibi ufak tefek farklarla aslında biraz daha Trump yine de ağır basıyor. Hakeza zaten Trump da başkanlık konusunda XRP'ye de doğrudan destek veriyor. Haberiniz olsun. 2024 sonunda kaç dolar seviyesini hedefliyor diyor. Öyle bir şey yok. Hani şu fiyatı hedefliyor diye bir şey olmaz. Zaten hiçbir zaman da olmadı bu tarz bir durum. Çünkü şey değil, hani sonuçta bilinebilir bir şey değil. XRP coin geldiğimiz noktada tabii öyle bir varlık ki, bu noktada 2025 fiyat tahminleri var. Yani orta vadeli fiyat tahminleri, hep söylüyorum, kısa vadeli fiyat tahminleri zordur. Orta vadeliler daha idealdir. Uzun vadeye gittikçe yine zorlaşmaya başlar. Ki tekrar söyleyeyim, hiçbir zaman fiyat tahmini diye bir şey, yani kim iyi yatırımcıdır ve çok kazanır? İyi fiyat tahmini yapan mı acaba? O yüzden bunların da altını çizmek gerekiyor. Bu tarz durumlarında altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan şey işte iyi fiyat tahmini yapmak, kötü fiyat tahmini yapmak değil, doğru işlem yapmak. Neticede bu bir meme coin değil. Tabii sonradan, sonra açılımlara daha müsait bir varlık. Maalesef Ripple Sage davasının varoluşu aslında günümüzdeki yine problemleri diyelim getiren unsurlardan da hakeza bir tanesi oldu diyerek de altını çizmek gerekiyor. Artık daha iyi, ama şu anda tek gereken şey, tek gerekli olan şey biraz daha piyasanın, daha doğrusu ABD'deki verilerin doğru düzgün bir şekilde açıklanması, beraberinde piyasanın belini doğrultması diye ifade edebiliriz. Sanki durum bu şekilde. Burada ne diyor? 2024'te işte onu bilemeyiz. Yani sonuçta mesela şöyle bir durum olabilir mi? Olabilir. Bir anda patlar. Birkaç dolara gelir belki. 2-3 dolar görür. Bu mümkündür. Şeyleri ya da daha düşük kalır, ya düşük kalsa da
Böyle iyicene ölücü kalmaz. Yine ben 1 dolarları falan göreceğini düşünüyorum. Ama bakarsınız daha düşük kalır. 2025'te çok sert atılım yapar. Bir de varlığın genel durumunda da bu çok fazla olan bir şey. Hani çok akümülatif gezip ondan sonra çok sert açılmak tarzında hareketleri fazlaca gerçekleştiriyor. Bunu biraz hani normalleştiren yani bir genel yapısı da olduğu için hakeza. O yüzden bu tarz bir şey olmuyor yani. Hani 2024'te piyasayı daha yatırımcı burada tahminden ziyade XRP aldım ne olacağını tahmin edeyim değil. Yani varlığı aldıysan zaten ya da daha hareketleri tahmin edilebilir ya da size uygun varlıklar almak lazım. Mesela piyasayı daha takip eden görece biraz daha düşük volatilite ne olabilir? Örneğin şey Sol gibi mesela örnek veriyorum. Yani aynısının daha yüksek volatilite hali mesela onlar da şey tarzında olabilir. İşte mesela Floki gibi atıyorum ya da Pip gibi meme coinler belki tercih edilebilir. Bu tarz durumlar içinde yani bu gibi şeyleri ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. XRP öyle değil çok fazla. XRP daha çok işte bu gibi rutin hareketleri daha çok seven, daha işte bu tarz böyle rutin diyebileceğimiz hareketler gerçekleştirebilen varlıklardan bir tanesi. Tabii ki sonradan daha önce de ifade ettim. Hani sonradan çok sert patlamalar tabii ki yapabiliyor. İşte bilinmezlik de buradan kaynaklanıyor. O yüzden öyle bir şey olmuyor yani işte şu kadar mı olur bu kadar mı diye pek fazla bir ne olacağına yönelik tahmin edilemiyor. Gerek de yok. Yani bir gereklilik de değil bu. 1 dolara çıkmasının yatırım neredeyse 2'ye katlayabiliyor. Doğru. Yani tabii ki 1 dolar olursa 2'ye katlar. Bu yeterli midir? Tabii yeterli değildir. Yani sonuçta 1 dolar olan bir XRP düşünürseniz onun 1 dolarda kalmasını ve akümülasyon yapmasını beklemek de çok mantıklı olmaz. Daha da ilerleyebilir zira o pozisyonlardan. Çünkü XRP coin dediğim gibi bir kere hani belli bir atılıma geçtiği zaman dediğim gibi üst üste ataklar gerçekleştirebilen diyelim aslında varlıklardan bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Böyle de bir şey var yani. Böyle de bir avantajı var diye altını çizmek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.